Savaş. İkinci Dünya Savaşı Japonya'yı geri dönülemez şekilde değiştirmişti. Japonya hem görülmemiş mezalimlere sebep olacak hem de görülmemiş bir vahşeti kelimenin tam anlamıyla iliklerine kadar hissedecekti. Bir nesil hem kurbanlığı hem de suçluluğu bizzat tadacaktı. İşte Hayao Miyazaki bu nesilden biriydi. Babası Katsuyo Miyazaki, savaş uçakları ve savaş uçakları için parça üreten aile şirketi Miyazaki Airplanes'de çalışıyordu. Miyazakilerin aile işi bir savaş endüstrisiydi yani. Hayao bu uçakların tasarımlarından ve ama sebep oldukları vahşetler de çocuk yaşta çok etkilendi. Binlerce hayatı sonlandırmak için havalanan bu uçaklar güzel bir rüyayken bu uçuşların buldukları son bir o kadar çirkin bir kabustu. Bu yüzden ki Miyazaki filmlerinde göklerde uçmak hep bir yaşam ve ölüm arasında gidip gelmektir. Konu karakterlerin fiziksel olarak yükseklere çıkması, bazı engelleri aşması değil, metafor olarak ölümle yaşam arasında gidip gelmeleridir. Sadece filmlerinde değil, gerçekte de Miyazaki her gün ofisinden çıkıp yarım saat kadar gökleri izler ve çalışanlarına da aynı kuralı koyar. Çocuk yaşta bu mucizevi ölüm makinelerinden etkilenen Miyazaki, filmlerinde sıklıkla envai çeşit tasarımda uçaklara yer verirken, sıklıkla da hava bombardımanları ve bu bombardımanların yok ettiği alanları bir savaş panoraması olarak izleyicisine sunar. Ardından hemen bir kontrastla doğa ve doğanın huzurlu sakinliği. Savaşın vahşeti karşısında doğa ve doğanın güzelliği. Bu kontrastın bir sebebi vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin meşhur Tokyo bombardımanları şehri adeta yok etmektedir. Bu sebeple Miyazaki, ailesiyle birlikte Tokyo'nun 100 kilometre dışındaki Utsunomiya şehrine taşınır. Tokyo'da savaşın yarattığı kabustan Utsunomiya'daki rüya gibi bir sakinliğe. Bu dönemi her ne kadar huzurlu ve doğayla içli dışlı geçse de hayat Miyazaki'yi burada da sınayacaktır. Çünkü doğa hayat demekse de ölümden kaçış demek değildir. Miyazaki'nin annesi verem hastalığına yakalanır. Bu otobiyografik olay Miyazaki ve Studio Ghibli'nin ilk büyük filmi olacak olan Komşum Totoro'da işlenecekti. Savaş sonrası dönemde geçen bu Coming of Age hikayesinde iki kız kardeşin babalarıyla birlikte hasta annelerine daha yakın olmak için köye taşınmalarını izleriz ve zaman geçtikçe kızlardan biri orman ruhlarını görmeye başlar ve en sonunda Totoro ile tanışır. Totoro Miyazaki ile o kadar özdeşleşir ki Studio Ghibli'nin resmi logosu haline gelir. Bir başarı hikayesinin temel taşı olur. Miyazaki'nin kendi deyimine göre babası boş yaşamış, materyalist, cinsiyetçi biriymiş ve cenazesinde idrak ettiğine göre hayatı boyunca ilham verici tek bir söz bile söylememiş. Yaratıcılığı yaşam gayesi edinmiş bir sanatçı açısından bu, boşuna yaşanmış bir hayat, bir o kadar hayal kırıklığı bir baba figürü. Tokyo bombardımanından kaçış ve doğaya sığınma. Doğada huzur bulma. Bu motif bütün Ghibli filmlerinde bulunabilir. Miyazaki'nin babası ürettiği savaş uçaklarıyla Miyazaki'nin nefret ettiği o endüstriyalizmken doğaya kaçış ve buna bağlı huzur annesiydi. Bu sebeple belki Miyazaki yapımlarında sıklıkla kadınlar ve kızlar başroldedir. Yaşam veren doğana. Yaşam veren ama kendisi günden güne ölen bir ana. Miyazaki artık yetişkindir. Studio Toei'de çalışmaya başlayan genç Miyazaki, Isao Takahata ile tanışır. İkisi birlikte ilerleyen yıllarda Studio Ghibli'yi kuracaklardır. Fakat bu süreç iki ismi de politize eder ve sanatlarını değiştirir. 1960'lı yıllarda Japonya'da da tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi Vietnam Savaşı'na karşı öğrenci protestoları vardır. İki arkadaş da bu protestolara katılırlar. Ancak zamanla bunun bir getirisi olmadığını anlarlar. Onlar politik tutumlarını başka türlü, yani sanatlarıyla göstermek istemektedir. Ancak sanatları animasyondur ve animasyon çocuklar içindir, değil mi? Animelerde politikanın ne işi olabilirdi ki? Miyazaki ve arkadaşının animelerden bu alegorik beklentileri de ve hatta çizimleri de çok yabancıdır, yenidir. Japonlar için çok tanıdık, çok eski ama bir o kadar da yabancı ve yeni. Çünkü stilleri ve politik beklentileri belki Japonya'ya çok uzaktır ama bizlere o kadar uzak değil. Zira Miyazaki ve Isao Takahata'nın idealize ettikleri ve çok ağır etkilendikleri isim Fransız Paul Grimaud'dur. Belki de Fransa'nın en önemli animatörlerinden biri olan Grimaud'un özellikle de Opus Magnum olarak bilinen 1953 ve 1980'de yayınlanan filmi Kral ve Kuş bu iki Japon genci kalıcı olarak etkiler. Grimaud filminin hikayesi için Danimarkalı Hans Christian Andersen'ın edebi masalı Çoban Kız ile Baca Temizleyicisini baz alır. Hikayede bir Çin'i çoban ve bir porselen baca temizleyicisi hayat bulurlar ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak Çin'i çoban odundan bir satirle evlendirilecektir. Bunun üzerine aşık baca temizleyicisi Çin'i çobanı ikna eder ve iki porselen biblo böylelikle dükkanın bacasından kaçarlar. Çatıda ilk defa gerçek dünyayı gören çoban kız dayanamaz. Uçsuz bucaksız dünya ona göre değildir. Bu sebeple hayallerini kenara atan baca temizleyicisi
planından vazgeçer ve iki sevgili dükkana geri dönerler. Uçsuz bucaksız gerçek dünyada belirsiz bir hayatta mutsuz olacaklarına, sahte ama güvenli kendi dükkanlarına mutlu olmayı tercih ederler. En azından baca temizleyicisi bu fedakarlığı yapar. Sevenin sevdiğini mutlu etmek için yaptığı bir fedakarlıktır bu. Paul Gameau'nun filminde ise gaddar bir kral halkına zulmetmektedir. Kralın sarayında tuttuğu iki tablo, çoban kız ve bacacı bir gece canlanır ve başka nasıl olacaktı tabii ki, birbirlerine aşık olurlar. Ancak kral bizzat kendisi çoban kızıyla evlenmek istiyordur ve devasa egosu da kendi portresiyle inkarne olur ve böylelikle maceramız başlar. Kral ve koşun şüphesiz başrolü kralın sarayıdır, sürrealdir. Gameau'nun arka planları için sürrealizmin öncülerinden olan İtalyan Giorgio de Chirico'dan etkilenmesi de tesadüf değildir elbette. Miyazaki ve Takahata bu filmden o kadar etkilendiler ki Takahata, eğer bu filmi izlememiş olsaydım asla animasyon işine girmezdim diyecekti. Hatta Takahata Gameau'la bizzat görüştüğünde Gameau kendisine özgün olmasını söylemiş, bu noktadan sonra Takahata bütün stilini değiştirmiş, eski çizimlerini yok etmişti. Miyazaki'nin bizzat kendisi şöyle diyecekti: "Biz 1950'li yılların sinemacıları ve yönetmenlerinden oluşuyorduk. O dönemde çok fazla film izlemeye başladım. Beni gerçekten etkileyen film yapımcılarından biri Fransız animatör Paul Gameau'du. Alanı dikey olarak kullanmanın ne kadar gerekli olduğunu Paul Gameau'nun Kral ve Kuşunu izleyerek anladım." Gerçekten de anladığını, Miyazaki'nin ilk yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı 1979 yapımı Cagliostro Kalesi'nde görecektik. Miyazaki'nin stilini Japonya'da bu kadar farklı kılan şey Avrupa etkisidir. İlk filmi Cagliostro Kalesi'nde bunu görebiliriz. Miyazaki yapımlarında Avrupa idealizedir ve henüz endüstriyalize olmaktadır. Henüz bozulmamıştır. Ağır, hantal ama kendince idealdir. Miyazaki'ye göre bu gayet doğaldır. Zira birçok animasyon, ışık ve alan kullanımı teknikleri Japonya'ya Avrupa'dan gelmişti. Tekniği adapte ettiği gibi hikayeciliğini de Avrupa'dan etkilenerek geliştirmişti. Ve Miyazaki izleyicisinin beklentisini ters düz etmeyi seven biriydi. Gerçek hayatta pesimisttir ama filmlerinde optimizm aktarmaya çalışır. Gerçi Miyazaki'nin gerçek hayatla sanatı arasında çokça zıtlıklar vardır. Tıpkı Gameau'nun kralının kendi ideal portresini yaptırıp sonunda da o canlanan portre tarafından yerinin alınması gibi, sanatçı Miyazaki de gerçek Hayao'yu gölgede bırakacaktı. Gameau'nun kralı sadece masallardaki klişe, kötü kral değildi. Aynı zamanda bir Adolf Hitler alegorisiydi. Biraz aydınlanmadan, biraz Fransız ihtilalinden ya da imkansızın gerçekleştiği bir aşk hikayesinden, gözünüz neyi görmek isterse. İşte bu arzu Miyazaki'nin kendi işi olan animasyona bakış açısını değiştiren nokta oldu. Animasyon sadece belli bir kitleye değil, herkese hitap etmeliydi. Çünkü büyük hikayeler her insan ruhuna hitap edebilenlerdir. Isao Takahata ve Hayao Miyazaki tam da bu düsturla ilk uzun metrajlı filmleri Taiyo no Oji, Horusono da Baikon, yani Türkçesiyle Güneşin Prensi Horus çalışmalarına başladı. Filmin yapımı tam 3 yıl sürecekti ve aslında prodüksiyonu bu prodüksiyondan çok stüdyo ile bir savaştı. Stüdyoya göre hikaye yetişkinlere yönelikti, güçlü kadın figürler barındırıyordu ve açık siyasi mesajlar veriyordu. Aslında hikaye basit ve masalsıdır. Ana karakter Horus'a ölüm döşeğindeki babası zamanında köylerine saldırıldığını ve kaçmak zorunda kaldıklarını anlatır. Vasiyet olarak da köyüne dönmesini söyler. Horus yola koyulur ve baskı altında kıvranan köyünü kurtarma yolunda maceralarına başlar. Bu 3 yıllık yapım savaşı sonrası Güneşin Prensi Horus sonunda sinema salonlarına geldi ve gişede çakıldı. Unutmayın, bu bir Disney hikayesi değil. Ancak Güneşin Prensi Horus bir devrim olacaktı. Hem anime sektörü için, çünkü kimine göre bu film ilk gerçek anime örneklerindendi, hem de 22 yaşındaki Miyazaki ve arkadaşları için. Zira stüdyo baskısından sıkılan ekip kendi stüdyolarını kurmaya karar verir ve Stüdyo Ghibli bu şekilde doğar. Takvimler 1993 yılını gösterdiğinde Pocoroso'yu henüz çıkarmış olan Hayao Miyazaki bir başka Japon efsanesi olan Akira Kurosawa ile bir TV programı kapsamında sohbet eder. "Biliyor musun, komşum Totoro'daki kedibüsü çok seviyorum." "Teşekkür ederim." "Böyle şeyler benim sektörümde gerçekleştiremeyeceğim şeyler. Bu kıskandığım bir şey. Ben şehirde büyüdüm. Savaşın hemen sonrasındaki bir zamanda. Japonya'ya dair tek algım onun yoksul ve acınacak derecede umutsuz bir ülke olduğuydu. En azından bize her zaman söylenen buydu. Japonya'nın doğasının değerini ilk kez yurt dışına çıktıktan sonra anlamaya başladım. Durum böyle olunca aslında Avrupa'yı mekanlarda geçen film yapmam çok komik. Totoro'yu Japonya'da geçen bir film yapma ihtiyacı hissettiğim için yaptım." Miyazaki doğup büyüdüğü Japonya'nın doğasını neden yurt dışına çıktıktan sonra kavrayabilmişti ki? Ne görmüştü Avrupa'da? Takvimleri biraz geriye saralım. Sene 1984. Miyazaki, Studio Ghibli'nin ilk filmi olacak olan Gökteki Kale'nin çalışmalarına başlar. Setting olarak Galler seçilmiştir. Bu sebeple doğayı ve mimariyi daha yakından inceleyebilmek için Miyazaki, yanındaki bir ekiple birlikte Britanya'yı ziyaret eder.
Güney Galler'e geçen ekip tam da o dönemlerde patlak veren meşhur maden protestolarına denk gelir. Döneminde Thatcher madenleri kapatma kararı almış ve bu sebeple birden işsiz kalan Gallerli madenciler protestolara başlamıştı. Protestolar polisin sert müdahalesiyle adeta bir savaşa evrildi. İşçi sınıfının yaşam tarzı ve mücadelesine büyük saygı duyan Miyazaki, madencilerin direnişinden de etkilenmişti. Bir dahaki İngiltere ziyaretinde ise madenciler savaşı kaybetmişti. Bölgeyi ziyaret eden Miyazaki, kapanmış fabrikalar, terk edilmiş binalar ve çürümeye bırakılmış makineler görecekti. Tıpkı Japonya'daki gibi madenci toplulukların yok olması Miyazaki'yi üzmüştü. Bu adamlara hayranım. Tıpkı Japonya'daki kömür madencilerinin yaptığı gibi yaşam tarzlarını kurtarmak için verdikleri mücadeleye hayran kaldım. Benim kuşağımdan pek çok insan madencileri bir sembol olarak görüyor. Ölmekte olan bir savaşçı türü. Artık yoklar. Miyazaki bu acı tecrübelerini ve saygısını gökteki kaleye aktaracaktı. Gerçek dünyadan silinen madenciler birçok Miyazaki ideali gibi filmde can bulacaktı. Özellikle maden işçisi olan ana karakter Pazu'nun madenci köyü direkt olarak Miyazaki'nin Galler'de gördüğü madencilerin yerleşim alanıydı. Gökteki kale, doğa ve yıkıcı endüstriyalizmin açıktan çarpıştığı bir yapımdı. Miyazaki sadece doğayı keşfetmemişti, Japonya'nın doğasını keşfettiği aynı zamanda Japonların milli dini, eskiden de resmi dini olan Shinto'ydu. Bu sebeple de Miyazaki filmlerinde sıklıkla doğa tanrılarını ve insanla doğa arasındaki dengenin önemini görebilirsiniz. Endüstriyalizm ve teknoloji insanlığın başını belaya sokarak felaketler getirirken doğa her zaman dingin bir çözüm alanıdır. Belki de bu sebeple Miyazaki'nin filmlerindeki dünyalar hep endüstriyalizmin eşiğindedir. Bu eşik, günümüzde çoktan kaçırılmış bir çıkış yolunun idealize bir geçmiş yansıması, gecikilmiş doğruların uygulandığı bir kurtuluş ütopyasının renge bürünmüş halidir. Bu motifler kadın karakter seçimlerine de yansır. Kahramanlarını kadınlardan seçen Miyazaki, onların kökenlerini ve güçlerini hep doğaya dayandırır. Antagonistlerin ise yok edici bir endüstriyalizmi. Miyazaki çoğu özelliğiyle Japon toplumundan ayrışır ama bu çevreci özelliği en Japon özelliği olabilir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki hızlı endüstriyelleşen Japonya'da çevre hassasiyeti vardır. Öyle ki 80'li yıllara kadar süren bu yoğun tempo karşısında Japonya'nın çevreci tutumu örnek gösterecekti. Dinleri doğa olan bir topluluk için pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Miyazaki özellikle hassaslaştıracak başka bir olay da Japonya'nın Minamata koyunda bölgeye cıva atıklarının denize dökülmesi sonucu ortaya çıkan cıva zehirlenmesi hastalığıydı. Bu zulmü insan yapıyordu. Doğa değil, teknoloji değil. Miyazaki yapımlarında insanın doğayla olan ilişkisini belirleyen önemli faktörlerden biri de teknolojidir. Tıpkı hayran olduğu uçaklar gibi. Hayranlık uyandırıcı ve fakat bir o kadar ölümcül. Teknoloji başlıca kötü mü yoksa insan mıdır onu kötülüğe istismar eden? Öyleyse eğer aksi bir dünya mümkün müdür? Bizler için kim bilir ama bir başka dünyada yani gökteki kalede gayet mümkündür. Kahramanlarımızın göklerde aradığı Laputa o ideal dünyadır. Laputa'nın devasa hayat ağacı da can damarı. Laputa'da doğa ve insan arasında nizam mümkündür. Gökteki kalede teknoloji ve gelişim insanlığı distopya sürüklemiyordur. O sadece bir araçtır. İnsan ne yapıyorsa kendine yapıyordur. Modern batı sinemasının aksine Miyazaki suçu teknolojiye yıkmaz anlayacağınız. Bu çok basit bir yol olurdu. Aşağıdaki yıkımın aksine göklerde Laputa'da robotlar huzurlu ve barışçıldır. Ana karakterleri çiçekle karşılarlar. Tıpkı Miyazaki'nin idolü Kimo'nun robotunun finalinde kuşu özgürleştirmesi gibi. Erkek ve kadın, endüstriyalizm ve doğa, gelecek distopyalar ve geçmiş ütopyalar, Avrupa ve Japonya. Tıpkı Kurosawa ve birçok başka efsanevi savaş sonrası faal olmuş sanatçı gibi Miyazaki de uzun bir dönem öz nefret hissetmiş. Sonradan kendini ve Japon kimliğini keşfedişini şöyle anlatıyor 1988 yılındaki bir röportajında. İçimde akan şeyin geniş yapraklı hep yeşil ormanla bağlantılı olduğunu öğrendiğimde kendimi çok özgür ve mutlu hissettim. Kültürüm, savaşı başlatan aptal Japonların, Kore'yi işgal eden Hideyoshi Toyotomi'nin Japonya'yı ilk kez birleştiren samuray ve nefret ettiğim genç hikayesinin çok ötesindeymiş. Miyazaki Avrupa etkileriyle geleneksel Japon kültürünü harmanlar. Önce çatıştırır, sonra harmanlar. Geleneksel Japon kültürü ve doğası bir yanda, modernizm ve yok edici endüstriyalizm diğer tarafta. 1997'de şöyle diyecekti kendisi. Artık ekosistemin bir parçası olarak insanlık soruna değinmeden film yapamadığım bir noktaya geldim. Miyazaki'nin bu dünyasını filtresiz şekilde üzerimize saldığı yapım da 1997 yapımı Prenses Mononoke'dir. Prenses Mononoke gerçek Miyazaki'yi gördüğümüz tek yapımdır. Gerçek Miyazaki kimdir? Filmlerde ideal dünyalar, harmoni, barış ve sevgi. Fakat gerçek hayatta radikal bir nihilizm, pesimist bir kişilik, sigara dumanına bürünmüş, yaşlı, saldırgan, çevresine nefret kusan, zehir saçan bir adam. Gelecekten hiçbir umut olmayan, belki de bu sebeple ideal gelecekler yaratan bir sanatçı. Miyazaki, Yoshihata'nın felsefesinden çok etkilenmişti. Özellikle tarih temalı eserlerindeki nihilizmden. Prenses Mononoke'nin şiddeti için Miyazaki şöyle diyecekti.
Eğer bir savaş varsa kan akacaktır ve biz bunu göstermeyi engelleyemeyiz. Öyle ki finalinde Miyazaki değil adeta Hotta konuşuyordur. Finalde orman ruhu ölür fakat toprağı iyileştirir ve Ashitaka'nın lanetini kaldırır. Ashitaka heyecanla San'ı uyandırır. Ancak San, ağaçların hepsi geri dönse bile artık burası onun ormanı olmayacak. Büyük ormanın ruhu öldü. Ashitaka ise asla, o ölmedi. Bize bir şey söylemeye çalışıyor. İkimizin de yaşaması gerektiğini. Burada konuşan Miyazaki'dir. Sanatçı Miyazaki. Tıpkı röportajında dediği gibi. Yine de nefret ve katliamın ortasında bile hayat yaşamaya değer. Harika karşılaşmaların ve güzel şeylerin var olması mümkün. Ancak Ashitaka'nın ağzından konuşan idealist Miyazaki olsa da finali yazan pesimist Hayao'dur. San, insanları affedemeyeceğini söyler. Çok vahşidir yaptıkları, çok fazladır günahları. O ormanda yaşayacaktır, Ashitaka ise kasabada. Bir arada olamazlar. Kurtarılamaz değillerdir belki ama kurtarılmayı hak etmiyorlardır insanlar. Miyazaki'nin pesimizmi ve insanlığa olan nefreti beyaz perdeye bir daha bu kadar net yansımayacaktı. Ancak tıpkı idol olarak gördüğü Kurosawa'ya dediği gibi Prenses Mononoke ile Miyazaki çok büyük bir hayali olan Jidaigeki yani dönem filmini gerçekleştirmişti. İyi veya kötü net değildir. Batı dünyasındaki tüketme alışkanlıkları burada karşılık bulmaz. Hatırlarsanız sizlere de yaptığımız önceki yıllardaki yayınlarda Japon yapımlarının finalleriyle hep bir sorunum olduğunu söylemiştim. Bunun bir sebebi vardı. Miyazaki filmlerinde settingler ne kadar Avrupa'yı da olsa hikayeciliği bir o kadar Japon'dur ve Japon hikayeciliği de Kishotenketsu'dur. Bizde nasıl bir 3, 4 veya 5 perdeli bir anlatım, drama kuralı varsa Japonlarda da Kishotenketsu vardır. Ki giriş bölümü ve temanın aktarılmasıdır. Show gelişerek temaya girilme bölümüdür. Ten ani bir gelişmeyle yaşanan bir sürpriz, temayla alakasız bir şekilde durduk yere ortaya çıkan bir bilgi ve tabii ki Ketsu, sonunda bütün elementlerin birbirine bağlanıp finalin yapılması. Bu stildeki eserlerde ana argüman, ana fikir sonda belirtilir. Bizdeki drama kurallarının aksine başta değil. Girişte temel, tematik bilgi verilir. Konuyu anlarsınız. Ardından ani bir gelişmeyle okuyucu, izleyici yani tüketiciye yeni bir bilgi verilir ve bu yeni bilgi ışığında o ana kadar takip ettiği hikaye farklı bir anlam kazanır. Bizdeki drama kurallarının aksine karakterlerin önemi ve gelişmesi değil, ana fikir yani tema önemlidir Japonlarda. Bu videoda bir farklılık hissettiyseniz, evet haklısınız. Normalin aksine bu videoyu Kishotenketsu kurallarına göre yazdım. Ve tüm bu vahşetin, gürültünün, doğanın, huzurun, bombardımanın, savaşın, diyalogların, koşuşturmaların arasında sessizlik, hiçbir şey, boşluk, ma. Göl kenarında doğayı izleyen ya da trende oturup hiçbir şey yapmadan sadece bekleyen karakterler. Hayao Miyazaki bu ma dediği boşlukları hikayelerin arasında dinlenmek için veriyor. Hiçbir şeyin olmadığı ama aslında olan her şeyin sindirildiği sahneler. Hikaye devam etmeden düşünmek, sindirmek için biraz vakit. Benim de severek esinlendiğim ve kullandığım bir araç. Miyazaki'nin örneğiyle ellerini çırparken ellerin kavuşup ses çıkarmadan önceki boşluğu, fırtınadan önceki sessizlik. Bazen bu ma, Prenses Mononoke'de olduğu gibi yaşananları sindirmenizi sağlar. Bazense The Graduate'in finalindeki gibi geleceği sorgulamanızı. Prenses Mononoke Japonya'nın gelmiş geçmiş en çok gişe yapan filmi olur. Hayao Miyazaki kariyerinin zirvesindedir ve bırakır. Bir dağ evine çekilir. İnsanlardan, hayranlardan, sektörden, yatırımcılardan ve toplumdan uzaklaşır. Sevmiyordur ki zaten insanları. Tahammül ediyordur sadece. Miyazaki'ye geri dönüş ilhamını verecek olan bir Studio Ghibli çalışanının ziyareti ve bu ziyaret esnasında yanında getirdiği 10 yaşındaki kız çocuğu olacaktır. Bu kız çocuğu Ruhların Kaçışı filmindeki Chihiro'nun esin kaynağıdır. Çocuklar için tekrar film yapma motivasyonu kazanmıştı. Miyazaki'ye göre Japon çocukları kalplerinden iyi ama zayıflardı. Her şeye rağmen hayatın yaşanmaya değer olduğunu, kendilerini aramaları gerektiğini anlatmak istiyordu. Çocukların kendilerini görebilecekleri ve dolaylı olarak teşvik edeceğim bir film yapmak istedim. Korkma, hayatı yeneceksin. Çocukların bakış açısına göre dünya, yetişkinlerin aksine rasyonel olarak açıklayamadıkları sürprizleri beraberinde getiriyor. Chihiro yine de hayattaki rolünü buluyor. Küçük dostlarımı Chihiro gibi var güçleriyle yaşamaya teşvik etmek istedim. 10 yaşındaki Chihiro ve ailesi yeni evlerine taşınmak için seyahat etmektedirler. Babasının kestirme yoldan gitmeye çalışması üzerine kendisini Japonların ruhlar dünyasında bulur. Anne ve babasının domuza dönüşmesi üzerine bu ruh dünyasındaki bir hamamda zorunlu da olsa çalışmaya başlayan Chihiro bir yandan da geri dönüş yolları aramaya başlar. Filmin teması
Şintoizm'deki Kokoro yani arınmışlıktır. Miyazaki, Chihiro üzerinden Japon gençliğini tekrar özlerine, köklerine dönecekleri bir yolculuğa gönderir. Tabii ki de mekanın bir hamam olması bu arınmanın sembolüdür. Öyle ki Chihiro'nun ilk müşterisi Stink Spirit olarak adlandırılan, kokusu uzaktan duyulan ve insanların nefret ettikleri pis bir varlıktır. Bu varlığın temizlenişi ancak Chihiro'nun içindeki çöpleri, atıkları keşfetmesi ve çıkarmasıyla gerçekleşir. Bunun üzerine bu varlığın aslında bir nehir ruhu olduğunu öğreniriz. O kadar kirletilmiştir ki tanınmaz bir yaratığa dönüşmüştür. Miyazaki bundan daha açık bir şekilde çevre kirliliği mesajı veremezdi herhalde. Filmin içinde çok önemli bir başka figür de Yüzsüz karakteridir. Yüzsüz, Chihiro'nun yanlışlıkla daveti üzerine hamama girer. Hiç yoktan materyal eşyalar yaratabiliyordur ve çalışanlara örneğin altın yaratarak satın almaya başlar. Kelimenin tam anlamıyla yutarak onları da bir parçası haline getirir. Yüzsüz kapitalizmdir elbette. Yüzsüzün bir kişiliği yoktur. Her şeyi yutarak gitgide daha da büyüyen bir kanserdir o. Ancak Chihiro'nun hediyelerini reddetmesiyle durdurulabilir. Hamamın patronu Yubaba da benzer bir şekilde çalışıyordur. Chihiro'nun kendisiyle bir iş anlaşması imzaladıktan sonra Yubaba kendisinin adını değiştirir. Haku'dan öğrendiğimiz gibi bu şekilde insanların kişiliklerini elinden alan Yubaba onları birer köle haline getiriyordur. İnsanların ismi kişiliklerinin bir parçasıdır. Japon gençleri asimile olmamalıdır. Kendini bulmalıdır. Haku mesela adını unutmuştur. Yubaba'nın bir kölesi haline gelmiştir. Haku Japonya'dır. Batılı mimarisi ve hayatına bakarsanız da kölesi haline geldiği Yubaba'nın kim olduğunu tahmin edebilirsiniz elbette. Sadece isimlerin ve sözlerin anlamı önemli değildir. Arınmak ve kendini bulmak da ruhen ve bedenen olmak zorundadır. Yenilen yemek yani beslenme de çok önemli bir role sahiptir. Öyle ki mesela filmin başında hayvanlar gibi bulduğunu yiyen Chihiro'nun anne ve babası kelimenin tam anlamıyla birer domuza dönüşür. Doğal baharat ve otlardan oluşan karışımsa filmde ilaç niyetine kullanılır. Haku'nun kurtuluşu da Chihiro'nun onun ismini öğrenmesiyle başlar. İsmini söylediği an Haku her şeyi hatırlar ve kendi kimliğine kavuşur. Yani Japon gençliği özüne dönerek batı tarafından zehirlenen ve yanlış yollara sokulan Japonya'yı tekrar kendi kimliğine kazandırır. Önceki filmlerindeki nihilizmi yenmeyi başarmıştır Miyazaki. Artık bir umut sebebi vardır. Bu sebep de çocuklardır, yeni nesildir. Kişisel olarak ben karamsarım diyor Miyazaki. Ama örneğin ekibimden birinin bebeği olduğunda ona iyi bir gelecek için dua etmekten kendinizi alamazsınız. Çünkü o çocuğa ah bu hayata gelmemeliydin diyemem. Yine de dünyanın kötü bir yöne gittiğini biliyorum. Bu yüzden bu çelişkili düşüncelerle ne tür filmler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Maceranın sonunda Chihiro dünyaya geri döner. Bizim Batı dramasındaki gibi ruh dünyasını fethetmemiştir. Kötü yoktur ve yenilen bir kötü de yoktur. Filmin başında tünele girerken de sonunda geri dönerken de aynı animasyon kullanılır. Chihiro değişmemiştir. Amerikalılar hit yapmak ve onlardan çok para kazanmak istiyor. Ben ise her şeyden önce bir sanat eseri yaratmak istiyorum. İşte bu yüzden çocukları dünyadaki acılar konusunda aldatmıyorum. Savaş, ekonomik krizler, çevresel yıkım. Eğer gerçekle yüzleşmezsek çocuklara hikaye anlatamayız. Açıkça söylemek gerekirse Disney çocuklara yalan söylüyor. Aynı şey kusura bakmayın pek çok ABD film uyarlaması için de geçerli. İyiye karşı kötü. Hollywood'un dünyadaki zorlu çatışmaları indirgediği basit formül budur. Ama ben böyle filmler yapmak istemiyorum. Miyazaki'nin bütün bu tecrübeleri, hayata bakış açısını ve dahasını aktaracağı yapım bir sonraki filmi olan Yürüyen Şato olacaktır. İngiliz yazar Diana Wayne Jones'un aynı adlı kitabından uyarlanan bu film, Miyazaki daha ruhların kaçışında çalışırken geliştirilmeye başlanır. Jones'un ısrarı ve yönetmenin projeyi terk etmesi üzerine başka bir yönetmen değil, bizzat Miyazaki yönetmenliği devralır. Yürüyen Şato'nun hikayesi Sophie'nin kendini arayış macerasıdır. Sophie, özgüveni olmayan, hayatta rolünün ne olduğunu bilmeyen genç bir kızdır. Bir gün haksız yere bir cadı tarafından lanetlenerek ihtiyar bir kadına dönüştürülür. Evde daha fazla kalamayacak olan Sophie yollara düşer. Yolculuğu onu Howl adlı genç ve yakışıklı bir büyücüyle kesiştirir ve Sophie Howl'un temizlikçisi olarak çalışmaya başlar. Bu hikaye Miyazaki'nin en bütün, en katmanlı eseridir. Çünkü bu sefer sadece sorular sormaz, kendince bir sonuca da varır. Bir checklist yapılacak olsa bütün Miyazaki özelliklerini bir çarpı atmamız gerekir. Yürüyen Şato'nun settingi yine Avrupa'yı bir şehirdir, Almanya'dır. Detay vermek gerekirse de Kolmar şehri. Dönem olarak da yine henüz endüstriyalize olmaktadır. Ancak Miyazaki bu sefer sadece sanayileşmeyi eleştirmez, ideal bir sanayileşme çizer. Bunun için de esinlendiği isim Fransız yazar ve karikatürist Albert Robida'dır. Robida, Jules Verne'in başını çektiği Fransız olağanüstü bilimsel roman akımının öncülerindendir. Jules Verne'in aksine Robida sadece teknolojik gelişmelerle bir gelecek senaryosu çizmiyordu, gelecekteki yaşam ve sosyoloji hakkında da öngörülerde bulunuyordu. Yürüyen Şato'nun dünyası bu yönüyle ideal bir sanayileşme, ideal bir gelecek sunuyor. Miyazaki'nin de dediği gibi, bu film Robida zamanlarında hayal edildiği gibi bir bilim kurgu.
İdeal bir gelecek bile olsa savaş eksik olmaz. İşin ilginç yanı, uyarlanan kitapta herhangi bir savaş yokken filmde savaş ana konulardan biridir. Savaş karşıtı mesajlar çok nüanslıdır başlarda. Örneğin ilk başta renkli, neşeli insanlar filmin sonuna doğru gitgide gri, soluk, hayattan kopmuş yığınlara dönüşür. Batı cephesinde yeni bir şey yok misali. Askerlerin üniformaları 1. Dünya Savaşı'ndaki Fransız üniformalarından esinlenilmişken arka planda görülen bir başka savaş posterinde Almanca Mut und Willenskraft yazmaktadır. Savaş ana konunun etrafında arka planda yavaş yavaş şekil alır. Başlarda euforik ve büyük bir sevinçte, sona doğruysa bizzat şehirlerin cehenneme dönmesiyle. Tıpkı Miyazaki'nin tasarımda örnek aldığı dünya savaşlarında yerle bir edilen Avrupa şehirleri gibi filmin sonlarına doğru Sophie'nin memleketi bombardımanlarla taş devrine geri döndürülür. Başlarda kutlamalarla uğurlanan donanma darmadağın şekilde geri döner. Tabii nasıl darma duman edildiğini göremeyiz. Sadece öyle olduğunu görürüz. Robida'nın 1919 yılında geleceğe dair öngörülerinden biri de şöyledir. Gündelik yaşamlarını tamamen makineleşmiş bir dünyanın dişleri içine geçirecekler. O kadar ki bizim için mevcut olan en basit zevklerden, sessizlik ve yalnızlıktan nasıl keyif alacaklarını merak ediyorum. Ama bunların hiçbirini yaşamamış olacakları için eksikliğini de hissetmeyeceklerdir. Bunların hiçbirini yaşamamış olanlardan biri de ana karakterimiz Sophie'dir. Filmin daha ilk sahnesi Howl'un şatosunun dağlarda sislerin arasında yürümesiyle başlarken hemen bir kontrastla Sophie'ye geliriz. Dükkanın önünden geçen tren ve saldığı duman bize sanayi gösterirken dükkanda çalışan Sophie'yi görürüz. Sophie'nin camı doğaya doğrudur, dağları görebileceği şekilde. Aslında olmak istediği yeri görebileceği şekilde. Ancak trenden çıkan duman önünü kapatıyordur. Kelimenin tam anlamıyla geleceği belirsizdir. Howl dağlarda sislerin arasında kaybolurken Sophie şehirde dumanların arasında kaybolmuştur. Oysa ikisinin de yolculuğu birbirlerini bulmadan son bulmayacaktır. İki yol, tek bir hedef. Sophie sorumluluk sahibidir. Bu sebeple herkes erkenden ayrılırken o, siz eğlenin, benim daha işim var diye bekleyendir. Sophie zaten güzel olmadığını düşünüyordur. Onun rolü çalışmak, sorumluluk sahibi olmaktır. Eğlenmek değildir, o farklıdır. Kız kardeşi sürekli iltifatlar alırken kendisi geri planda kalır. Letty tam bir kontrasttır. Letty'ye yürümeyen erkek yoktur. Sophie'nin ise varlığının bile farkında değillerdir erkekler. Genç kızların kalbini çalan Howl'un hikayesini duymuştur herkes gibi o da. Kim duymamıştır ki? Ancak o sessiz dinleyendir. Ne yapsaydı ki onun kalbini? Kızlardan birinin bir başkasına korkma senin kalbini çalmaz sözü geçer Sophie bunları dinlerken. Bu nüans daha sonra bir sahnede kardeşi şanslıymışsın Howl kalbini çalıp yiyebilirdi deyince hayır bunu sadece güzel kızlar yapıyor dediğinde önemli olacaktır. Sophie'nin babasının şapka dükkanında çalışması sadece bir hikaye unsuru değildir. Patriarşinin temsilidir. Sorumluluk sahibi de olsa çok çalışkan da olsa günün sonunda babasının idealini yaşamaktadır. Babası için yapmaktadır mesleği. O çoktan ölmüş olsa bile. Camından sürekli doğayı izler. Hayattaki yerinden memnun değildir çünkü. Bir gizlenmedir bu aynı zamanda. Tıpkı dükkanı terk ederken ayna karşısında birkaç saniye kendine baktıktan sonra hemen şapkayı çekerek yüzünü gizlemesi gibi. Tabii kadın karakter temasına girmişken shoujo'nun ne olduğunu bilmeniz lazım. Shoujo, shounen mangalarının aksine genç kızlara hitap eden manga türüdür. Bu sebeple bu mangalarda konu aşk, aşk acısı, arkadaşlıklar, kadının hayattaki ve toplumdaki rolü gibi konulardır. Birçok eleştirmene göre de yürüyen şato bir shoujo'dur. Ancak bu böyle değildir. Tam tersine. Ne demiştik? Miyazaki Japon kültüründen esinleniyor ama aynı zamanda çatıştırıyor. Yürüyen şato bir shoujo değil, bir shoujo eleştirisidir. Shoujo'larda erkekler Bishonen adı verilen karakterlerdir. İdeal erkektir onlar. Japon güzellik algısına göre ideal erkektir. Erkekler androgündür. Maskülen özellikleri neredeyse hiç yoktur. Oldukça feminenlerdir. Asya'da çok yaygın bir erkek ideali. Özellikle baskılı kültürde yetişen kadınlar için ideal bir erkek figürü. Aç parantez, Türkiye'de muhafazakar kökenli kızların Koreli erkek ideali ve buna bağlı önereceğim bir yüksek lisans tezi. Kapa parantez. Kadın karakterler ise aşırı güzel ve öğrencilik döneminde olan genç kızlar olarak çizilir. Onlar da Bishoujo olarak bilinir. İşte yürüyen şato tam da bunu alır, tersine çevirir. Shoujo olarak başlar ama bir eleştiriye döner. Sophie toplum tarafından sıkıştırılıyordur adeta. Kendine bir yer bulamıyordur. Böyle arka sokaklarda yolunu ararken bu sıkıştırma iki askerin tacizine uğramasıyla sembolizmden çıkarak gerçeğe dönüşür. Tam da bu esnada Howl devreye girer ve Sophie'yi taciz etmeye çalışan askerlerden kurtarır. Tek bir el hareketiyle. O ideal erkektir. Patriarşiyi yıkan erkek modelidir ama dedik ya Miyazaki Miyazaki'dir. Shoujo değil, shoujo eleştirisidir. Howl, Sophie'yi patriarşiden kurtarmaz. Sadece anlık olarak kurtarıcı gibi gözükür. Sophie'yi göklere çıkarır fakat günün sonunda onu dükkanına geri götürür. Sophie yine başladığı yerdedir. Tıpkı baca temizleyicisi ve çoban kızının döndüğü gibi. Sophie'nin patriarşiden kurtulmak için erkeğe ihtiyacı olmayacaktır.
kendisi kurtulacaktır. Bu da Miyazaki'nin farkıdır. Oysa Hall'un ilk sözü olan "Her yerde seni aradım, neredeydin?" gerçekten doğrudur. Sadece ikisi de henüz aradıkları şeyin birbirleri olduğunun farkında değillerdir. Hall'un bu teması yüzünden Sophie kötülükler cadısının hışmına uğrar. Sophie yaşlılıkla lanetlenir. Bu haliyle evde kalması mümkün değildir. Bu sebeple şehri terk eder. Aslında başından beri yapmak isteyip de yapamadığı şeyi yapar. Bu lanet aslında bir araç, bir motivasyon haline gelmiştir. Zira lanetlenen Sophie gençliğini, güzelliğini ve cinselliğini kaybeder. Filmin sonuna kadar kadın olarak Hall için ilgi çekici olmayacaktır. İlginç bir nokta da şu. Bu lanet sayesinde konfor alanını terk eden Sophie belki de bu yüzden memnundur. Evet, ilk dakikalarda panik yapsa da ertesi gün "Hala sağlıklısın ve artık elbisen sana daha iyi oluyor." der. Zaten kendini asla genç, güzel görmediği için elbisenin daha iyi olması Sophie'nin bu rolüne çoktan hazır olduğunun dışa vurumudur. Yolculuğu onu yine Hall'a götürür. İlginç olan da şudur yine. Genç halindeyken onu fark etmeyen erkekler artık onu fark ediyorlardır. Ama yaşlı bir Nina olarak tabii ki. Sophie yürüyen şatoyu bulur. Yaşlı bir kadının kalbini yiyecek değildir herhalde diyerek içeriye girer. Ruhların kaçışında hamam nasıl bir sembolse, yürüyen şatoda şato Hall'un kişiliğinin bir yansımasıdır. Karma karışıktır, kirlidir, komplikedir. Şatonun kapısında yapacağınız küçük bir oynamayla farklı ülkelere çıkabilirsiniz. Bu şekilde Hall, oportunist bir biçimde savaşa girmekte olan bütün ülkelerle farklı kimlikler kullanarak aynı anda iş yapabiliyordur. Sophie'nin rolü artık bir anne rolüdür demiştik. Bu yüzden hemen temizliğe başlar, ancak şatoyu temizleyerek Hall'un kişiliğini de deşmeye başlar. Bir gün Sophie temizlik esnasında Hall'un eşyalarını karıştırınca Hall saçlarını yanlışlıkla kızıla boyar. Saçlarını boyadığını da biz bu şekilde öğrenmiş oluruz. Mental olarak bir çöküntü yaşayan Hall adeta hayattan kopar. O kadar abartır ki bu durumu, o cool shoujo karakterinden eser yoktur artık. Çünkü Hall dış görünüşüne takıntılıdır, obsesif bir şekilde. Bu saçlar, yani dış görünüşü, bir maske ve Sophie yanlışlıkla Hall'un maskesini indirmiş bulunmaktadır. Oysa Hall'un gerçek saç rengi siyahtır ama kendisi sarıya boyar. Sophie yanlışlıkla bu şekilde gerçek yüzünü görmüş olunca Hall da gerçek rengine, yani kendi siyah rengine, yani ruh haline, kendi haline döner. Hall o kadar ileriye gider ki bu çöküntü esnasında Sophie'yi çok kızdıracak olan "Güzel değilsen hayatın ne anlamı var?" sözünü söyler. Sophie de sinirlenerek "Ben hayatım boyunca bir kez bile güzel olmadım." der ve şatoyu terk eder. Psikolojik çöküntü yaşayan Hall adeta bir embriyoya dönüşür ve anne Sophie de onunla ilgilenir. Hall güzellikle lanetli, Sophie yaşlılıkla. Sophie olduğundan çok daha yaşlı bir görünüşte, Hall ise olduğundan çok daha genç ve aynı zamanda korkaktır. Fakat korkaklığını kolay kolay atlatamaz. Madame Suleiman'ı kendisi ziyaret edip sorumluluklarıyla yüzleşmek yerine Sophie'yi gönderir. Sophie, Hall'un annesi rolünde Madame Suleiman'ı ziyaret ettiğinde ise artık annelik rolü sembolizmden çıkıp gerçeğe dönüşür. İki karakterin bu gelişmedeki ilişkileri oldukça ödipaldir. Madame Suleiman'la yapılan bu görüşmede Sophie, kalpsiz Hall'u savunurken gençleşir. Seviyordur çünkü. Sevdiği söylendiği andaysa tekrar yaşlı görüntüsüne geri dönüşür. Sevgisiyle yüzleştikçe ve rolünü kabullenip kendisiyle barıştıkça gençleşmeye başlar. Diğer taraftan Sophie, Hall'u iyi edince Hall siyah saç rengini değiştirmemeye başlar. Kendisi olur. Hall başkalarını, Sophie ise kendisini sevmeyi öğrenmelidir. Olduğundan farklı görünmeye çalışmak ve kendinle barışmak. Bu antagonistlerde bile görülen bir özellik. Kötülükler Cadısı'nın örneğin tam tersine genç görünmeye çalışıp sonradan yavaş yavaş gerçek yaşlı haline dönmesi gibi. Hall'un bir cinle anlaştığını ve bu sebeple kalpsiz, egoist birisi olduğunu öğreniriz. Hall'un kalbinin olmaması filmin ana motiflerinden biridir. Madame Suleiman'ın yanındayken Suleiman, Sophie'ye Hall'un gerçek yüzünü görmesi için canavar halini göstermeye çalışır, ancak Sophie bunun bir tuzak olduğunu görerek Hall'u kurtarır. Sophie, Hall'un bu canavar halini gördüğünde bile ona çok yardım etmek ister ve aşkını itiraf eder. Bunu yaparken gençtir. Fakat ne zaman ki Hall artık "Çok geç, sen daha kendine yardım edemiyorsun" der, o zaman en küçük özgüven eksikliğinde Sophie lanetli haline hemen geri döner. Sophie'nin sevdiği kadar sevilmesi için önce kendisini sevmesi gerekiyordur. Daha sonradan Hall kendisine güzel olduğunu söyler. Aşkını itiraf ederken genç olan Sophie ne zaman kendisinden şüphe eder, o zaman lanet tekrardan etkisini gösterir ve belki de filmdeki en yaşlı haline döner. Hall'un kalpsiz olmasının sebebini filmin sonunda bir zaman yolculuğuyla görürüz. Çocukken gökten yağan cinlerden birinin hayatını kurtarır ve kendisine sihirli güçler vermesi karşılığında kalbini verir. Hall'un kalpsizliği bir karakter özelliğidir. En çok kendisini seven bir egoman narsisttir o. Sophie'nin "bekle beni" demesi ve yıllar sonra Hall'un ilk karşılaşmada "seni her yerde aradım" demesindeki sebep bu arayıştır. Hall Sophie'ye kendisini sevmeyi, Sophie ise Hall'a başkalarını sevmeyi öğretecektir. Bunun için de ikisi öncelikle kendisiyle barışık olacaktır. Kendini sevmek çile, başkasını sevmek fedakarlık, sevdiğin kadar sevilmekse aşktır çünkü. Filmin sonunda tekrar kalbine kavuşan Hall, "kendimi garip hissediyorum" dediğinde Sophie'nin verdiği cevaptaki gibi, "kalp ağır bir yüktür." Nihayet şato Hall'un sonuyla birlikte dağılır.
Filmin sonunda ikili kavuştuğunda Chateau artık yürümüyordur. Çünkü Howl'un arayışı son bulmuştur. Sislerin arasında yürüyen Chateau, dumanların arasında hapis Sophie değil, göklerde özgürce uçan bir çift vardır artık. Tıpkı Laputa'da olduğu gibi. İdeal bir dünya. Sanatçı Miyazaki'nin ideal dünyası. Peki gerçek Hayao? Siz hiç Akemi Miyazaki'yi duydunuz mu? Peki Gorō Miyazaki'yi? Akemi Miyazaki, Hayao Miyazaki'nin eşi. Aynı zamanda kendisi de animatör ve Studio Ghibli'de çalışmış. Ancak çocuklarını hamile kaldığında Hayao'nun isteği üzerine işini bırakmış. Çok sevdiği işini Hayao için fedakarlık yaparak bırakmış ve ev hanımı olmuş. Bu durum bugüne kadar hala ikili için bir hayıflanma sebebi. Filmlerinde kadın karakterleriyle kadının gücünü gösteren Miyazaki kendi hayatında eşine bu imkanları tattırmamış. Ne ironik değil mi? Oğlu Gorō Miyazaki ile daha da kötü bir ilişki yaşamış. 2005 yılında Miyazaki Yürüyen Chateau filminde çalışırken yıllar önce çekmek istediği bir filmin çalışmaları başlar. Ancak Miyazaki mevcut çalışmaları sebebiyle bu yönetmenliği üstlenemez. Bu sebeple ortağı Toshio Suzuki filmi yönetmesi için Gorō Miyazaki'ye, yani Miyazaki'nin oğluna teklif götürür. Ancak Hayao bunu istemez. Oğlunun yeterince tecrübeli olmadığını söyler. Gorō, tecrübesizliğini çalışma arkadaşları üzerinden giderebileceğini belirtince Hayao çok sinirlenerek masayı yumruklar. Miyazaki oğluyla uzun bir süre konuşmayacaktır. Yer deniz öyküleri çekilir ve vizyona girer. Japonya'nın o yılki en kötü animasyon filmi Gorō Miyazaki'de en kötü yönetmeni seçilir. Yıllar sonra Gorō'nun ilk çocuğu doğduğunda torun sahibi olan Miyazaki oğluyla tekrar konuşmaya başlar. Gorō anime sektöründe bulunmamıştır. Gorō annesinin sözünde durmuştur. Ne olursa olsun ailenin yanında ol. Belki Gorō babası Hayao kadar efsanevi bir isim olmamıştır ama daha iyi bir baba olduğu kesindir. Miyazaki bu ilişkilerini yine filmlerinde işler. Ponyo'da babasını işi yüzünden göremeyen Sosuke ya da Çocuk ve Balıkçıl'da Maki'ye mirasımı devam ettirmek istiyor musun diye sorulduğunda reddedip ayrılması gibi. Eserlerim insanlara basit bir mesaj empoze etmiyor. Bir film sinemada gösterildiği andan itibaren artık izleyicinindir. Eğer bir yönetmen olarak dünyayı değiştirebileceğime inanırsam bu haddini bilmezlik olur. Ama tabii ki geleceğe dair korkularımı da filmlerim aracılığıyla aşmak istiyorum. Bu çelişkili bir duygu. İnsanlar çirkin ama hayat güzel. Hayao Miyazaki'nin kendisiyle verdiği savaş kendi doğasının bir sonucu. Tüm eserleri bir savaştır çünkü. Doğa ve endüstriyalizm, kadın ve erkek, geçmiş ve gelecek, gelenek ve yenilik, doğu ve batı, sanat ve sanatçı. Peki gerçekliğe bürünür mü bu? Sanatçının kendisi bile gerçekleştirememişken idealini. Sevebilir misin tüm kuşkularına rağmen kendini? Sevebilir misin kendinden çok başkasını? Kavuşur musun ideale sevdiğin kadar sevildiğinde? Sanatçı idealdir. Olmayanı oldurabilir. Belki de bu sebeple ideali önce hayal etmeli, gerçeğe dökmeye çalışmadan önce. Bu sebeple ideal bir dünyada ölüm aşılır, aşklar yaşanır. Doğayla barış içinde yaşayabiliriz. Azla yetinebilir, pisliğin içindeki güzelliği görebilir, savaşları tek bir öpücükle bitirebilir, kötüleri de iyiliğe çevirebiliriz. Hayallerin gerçekleşmese bile en azından kırılmaz. Yaptığın fedakarlıklar görmezden gelinmez. Yeterince kendine inanırsan hiçbir kötülük ruhuna erişmez. Bakarsın sen de güzelleşirsin, sevdiğin kadar sevilsen.